Bir Müslüman olarak hep iyiyi isteriz, hep iyiye niyet ederiz. Ama bazen başladığımız yolda olmadığımızı fark eder, bir aklı selime, bir yardım eline ihtiyaç hissederiz. İşte bu zor anlarda bize yeni bir kapı aralayan münevver isimlerden birisiyle Profesör Doktor Medaim Yanık'la birlikteyiz. Hikayem, Elazığlıyım ben. Elazığ. Bir böyle orta sınıf esnaf çocuğuyum. Öyle ne kötü şartlar ne böyle çok parlak şartlarda yetişmedim. Aslında ailenin okuyan çocuğu benim. Bir şekilde esnaf olan aileden bir okuyan çocuk. Nereden geliyor? Yani ben hep kendime geriye dönüp baktığımda iki tane böyle izlerini bulmaya çalıştığım, nereden geldiğini anlamaya çalıştığım iki eğilim var. Çok erken dönemden başlıyor. Bir tanesi böyle varoluşsal sorulara karşı bir ilgi. Yani ben neyim, hayat nedir, niye yaşıyorum, hayatın anlamı nedir, bunu niye yapmalıyım gibi böyle bir anlam meselesi. Bu ta nasıl başladı bilmem ama çocukluktan beri başlayıp hala da ateşi içimde devam eden bir meseledir. Beni tanımlayan bence en büyük şey bu varoluşsal meselelere karşı bir ilgi duyma. İkinci şey de kitaplarla bir bağ kurma. Aslında böyle evi kitaplarla dolu bir evde büyümedim aslında. Enteresan, evdeki kitaplık benden sonra oluştu. Yani kardeşlerime sonradan güzel kitaplı olan evlere dönüştü. Hem anne babamın evi hem kendi evim ama o süreçte biraz nasıl olduysa benden başladı. Bazı insanlar şanslıdır ya, böyle hazır kütüphanelerde büyürler. Benim aslında öyle bir öyküm yok ama yani hali vakti yerinde de bir kişiydik. Diyelim ki harçlıklarımla kitap aldığımı, kitap okumaktan hoşlandığımı, zaman zaman böyle ufak şeyler, yazılar yazdım. Hikaye dinleme, hikayelerden hoşlandığımı fark ediyorum. Bu da böyle bir şey, öğrenme aşkı, öğrenme, bir şeyi anlamaya çalışma çabası. Bence beni oluşturan ikinci şey de bu. Bu hayat boyu devam etti. Yani bu ikisi, böyle varoluşsal sorulara ilgi ve bir şeyi anlama, öğrenme arzusu. Dinamik olarak etkileşti. Mesela bu beni işte diyelim ki üniversiteye hazırlarken çok zor geldi bana. Mesela diyelim ki üniversitenin o teknik şeylerine alışmak benim için bir eziyetti. Ama buna rağmen İstanbul Tıp Fakültesini işte iyi bir şeyle kazandım. Tıp fakültelerini okuma yıllarında o bana çok zor geldi. Mesela notlarıma şöyle cümleler yazdığımı hatırlıyorum, hatta yıllıkta. Ya ben hayatın anlamını anlamak istiyorum, benden mikropların çaplarını öğrenmem isteniyor. Yani bu çelişki. Daha büyük sorularınız var. Hatta yine böyle okulu bırakayım da işte sosyolojiye gideyim, tıbbı bırakayım. Kolay değil tabii. Anadolu'dan gelmiş bir çocuğun İstanbul tıbbı bırakıp da sosyolojiye gitmesi kolay bir şey değil. Böyle bir sosyal bilimlerde öğrenme arzusu. Allah'tan psikiyatriyi buldum da o beni rahatlattı, beni var etti. Daha ilk zamanlar tıbba karşı hani yanlış yere geldim hissi yüksekti. Fakat tıp fakültesinde öğrencilerde şöyle bir şey vardır. Gidersiniz bir bölüme, orada bir kanaat oluşturur. Sizi çeker veya iter. Ben psikiyatri kliniğine, İstanbul Tıp Fakültesi'ne gittiğimde hani diğerlerinden doğrusu biraz kaçardım. Ona gittim sabah ilk şeyde, bir girdim içeri. Aha dedim, burası bana göre. Sabah gidip neredeyse akşama kadar da hastaların yanında kaldım ki bir zorunluluk yoktu. Yani ilk defa böyle düzgün başından sonuna kadar sabahtan akşama kadar gittiğim bir yer oldu. Ve işte aradığımı buldum. Yani bu benim hem yeteneklerime uygun hem de beni çeken bir şey var burada. Zaten hani bence hayatta başarılı olmanın en önemli şeyi, bir şeye arzu duyduğunuz bir iş yapacaksınız. O sizi çekecek, ona bir tutku duyacaksınız. İki, yetenekleriniz buna uyumlu olacak. Mesela diyelim ki psikiyatri olmanın en önemli özelliği dinleyebilme becerisidir. Sanıldığı gibi çok konuşma becerisi değildir. Dinleyebilme becerisidir esas temelde. Ben hep böyle dinleyen bir insandım zaten. Hani biraz da sakin bir yapım da vardı. İnsanlar dertlerini eskiden beri konuşmak isterlerdi. Hani biraz böyle ya bu adama soru sorulur türünden bir havam lisede de vardı. Hani şeyden.
O yüzden de tam bana uydu. Ondan sonra ilk defa yerimi buldum tıp fakültesiyle. Benim bu entelektüel arayışlarımı, eğilimlerimi birleştirebileceğim bir mesleğe döndü. Şöyle oldu, psikiyatriye giderken tabii biraz yine böyle entelektüel şeylerim, hatta antipsikiyatri, psikiyatriye gidiyorum ama biraz kafam antipsikiyatri. O zamanlar böyle postmodern tartışmaların Türkiye'de olduğu bir dönemde ve ben tıp fakültesi öğrencisi olarak onları izliyordum. Kafam da biraz öyle çalışıyordu. O yüzden aslında bir psikiyatri eleştirisi yaparak psikiyatriye girdim. Fakat kliniğe girdikten sonra diyelim ki bipolar hastayı, bir maniyi, depresyonu, şizofreniyi, tekrarlayıcı depresyonu gördüğünüz zaman veya bir ilacın diyelim ki bunlar üzerine etkisini gördüğün zaman veya bir psikoterapinin bunun üzerine etkisini gördüğün zaman bir dakika, bir köklü bir değişime uğradım. Yani zihnim sahanın realitesi içerisinde yeniden şekillendi. Ama orada şöyle bir hep gerilim vardı. Allah'tan benim o ilk zamandan itibaren şimdi adına disosyatif kimlik bozukluğu, zihin bölünmesi dediğimiz çocukluk çağı travmalarıyla başlayan bir rahatsızlıkla ilk günden itibaren diğer rahatsızlıklarla buluşmak gibi buluştum. O böyle bir psikoterapi ile ilaç arasında, mesela benim enteresan bir şeyim vardı, bir dönem bipolarcıyımdır. Manik depresif hastalık. Bir yandan böyle tamam, biri çok biyolojik bir hastalıktır, biri çok daha psikoterapi ile iyileşir. Tamamen dışarıdan olmuştur. Şimdi bu ikisiyle beraber çalışma imkanı buldum. 5 yıl boyunca mesela Urfa'da, üniversitede 120 tane bipolar hastanın uzunlamasına takibini yaptım. Çok biyolojik bir hastalık. Ama bir yandan da disosyatif bozukluk gibi çocukluk çağın travması ile ilişkili bir alanda psikoterapi olarak çalıştım. Bu bence dengeli bir bakışa şey yaptı. Bir yandan ayağınızı yere basıyorsunuz ama bir yandan da insan zihninin, ruhunun derinliklerine kadar şahit olabileceğiniz bir içsel yolculuk içeren, sanki bir insanın zihnine kamerayla bakmışçasına derinliklere inmeye müsaade eden bir alanla da çalışmış oluyorsunuz. Bu böyle bir dengeli, ikili şeyi, eş zamanlı, bütüncül resim. Benim hayatımda hep şey önemlidir. Bir resme bütüncül bakmak. Şimdi bana deseler ki ya bir şey anlat, spektrumal düşünmeyi anlatırım. Spektrumal düşünme şudur, yani hayatta birçok şey, diyelim ki mesela insanlar iyi midir, kötü müdür? Benim cevabım şudur, oldukça kötü insanlar vardır, kötü insanlar vardır, ortalama insanlar vardır, iyi insanlar vardır, oldukça iyi insanlar vardır. İnsanların dağılımı spektrumaldır. Mesela bir şey bizi bozduğu zaman, evimize hırsız girdi, birisi bir kötülük yaptı, başımıza insan ilişkilerinde fena bir şey geldi, hemen zihnimiz bozulur. İnsanlar aman ne kadar kötü. Başımıza iyilik geldiğinde o duyguyla beraber düşünme disiplinimiz bozulur. O yüzden de hani zihni terbiye etmek, eleştirisel düşünmek, doğru düşünmek, benim hayatım boyunca hep zihnimi eğitmeye çalıştım. Doğru düşün. Olup biteni anlarken bütün resmi gör. Sadece bir parçaya bakarak orada kalma. Bu bütüncül düşünme hep devam eder hala. Peki her insan bunu başarabilir mi? Bence yani nasıl diyelim ki biz birçok alanda okuryazarlık ediniyoruz ya, diyelim ki artık paramızı nasıl yönetmeyi öğrenmek istiyoruz. Diyelim ki evdeki aletlerimizi nasıl tamir edeceğimizle ilgili becerilerimiz öğrenmeye çalışıyoruz. Zihnimizi terbiye etmek, doğru düşünmek. Çünkü zihinsel düşünme hataları ruh sağlığımızla bozan bir şey. Niye ihtiyaç var doğru düşünmeye? Çünkü çok karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Dünyayı anlamak kolay değil. Manipülasyon var bu dünyada. Bizi etkilemek isteyen insanların kampanya üretmeleri var. Bizim inancımızı doğru düşünmeyi seçebilmek için bir nevi o zihni eğitmemiz gerekiyor ki doğru olup biteni anlayalım. Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Ve hani doğru düşünme, eleştirisel düşünme, spektrumal düşünme hem sağlıklı bir anlayış için hem de aslında ruh sağlığımız için gerekli ve mümkün bence. Bunun yalnız böyle bu doğru düşünme halinin ilkokullara kadar yavaş yavaş toplumsal düzeyde inmesi lazım. Yani mesela ya hep ya hiç düşünmesi, bizim psikiyatride, psikolojide çok kullandığımız, bunu düzeltmek için çok uğraştığımız bir şeydir. Ama ya hep ya düşüncesi için
İlla birinin psikoterapiye gelmesi gerekmez ki. Daha ilkokul düzeyinde ya hep ya hiç düşünme, illa ya siyah ya beyaz düşünme yerine spektrumal ara düşünmeyi aslında okul çağından itibaren öğrenmemiz lazım ve mümkündür. Yani bu doğru düşünme yöntemiyle insanlar belki başlarına gelebilecek ya da zihinlerinde yaşadıkları o zor, sıkıntılı anlardan kurtulabilirler mi tek başına, yoksa mutlaka bir uzmana danışmak gerekiyor? Yani aslında uzmana danışmak biraz daha sonraki bir şey. İnsanlar daha erken dönemde kendi ruh sağlıklarını koruyabilmek, kendilerini geliştirebilmek için bu türden zihinsel becerileri öğrenmesi gerekir. Hani bunun üzerine duygusal bir sürü faktör olacak, davranışınızı bozacak, sıkıntı yaratacak, hayatınızı bozacak ki uzmana gidelim. Herkesin uzmana gitmesi gerekmez. Dünya şöyle bir yere gidiyor. Mesela nasıl diyelim ki insanlarımızda dil becerilerini arttırmaya çalışıyoruz. Devletin diyelim ki başın şey değilseniz diyorsunuz ki benim dil bilen insan sayım artsın. Benim işte bilgisayar teknolojilerini kullanan insan sayım artsın. Benim iletişim becerileri yüksek olan insan sayım artsın. Aslında bu well-being denen, iyilik hali denen halin yani bir kişiyi insan olarak geliştiren, güçlendiren, daha sağlıklı yapan, ortalamanın üzerine çıkaran şeylerin topluma okullar düzeyinde ilk öğretimden başlayarak öğretilmesi sizin insan gücünüzü arttırmış oluyor. Çünkü birçok ülke artık bu well-being, iyilik hali denen şeyi koruyucu bir faktör olarak daha erken dönemde topluma indirmeye çalışıyor. Türkiye'de bu bence hani fark edilen bir şey profesyonellerde ama toplumsal düzeyde yaygınlaştırma dediğimiz bir düzeye inmiş mi onu demek pek kolay değil. Yani o sonunda insan gücümüzü arttırmak için bunu yapmak lazım. Ben iyi bir gelişme olarak görüyorum. Yani şu anlayış yanlış olabilir. Herkese bir psikolog lazım hikayesi biraz fazla olabilir. Yani bu insan doğasına aykırı uygulanabilir bir şey de değil. Ama yardım alma, psikolojik yardım alma, hayatındaki bir zorlukla baş etmek için yardım almayı sağlıktaki diğer yardım almaya veya hayatımızdaki gelişmek istediğiniz başka bir meseledeki yardım almaya eşitlememiz lazım. Bu türden bir yardım almanın hiçbir sakıncası yok. Hatta daha iyilik şeyi, buna bir ekonomi ve şey hazırlamak da lazım. Aslında dizi filmler veya diyelim ki profesyonellerin sosyal medyada veya medyada bununla ilgili bilgilendirici programlar yapması bu işi kolaylaştırdı. Eskiden daha zordu. Ama ben Türkiye'de artık bir psikoloğa, psikiyatra başvurmada bir zorluk olduğu kanaatinde değilim. Bir kere bunlar ruh halimizi etkiler. İnsan teki yaşadığı büyük çevreden etkilenen bir varlıktır. Diyelim ki biz normalde sosyal bir varlığız. Hareket etmek isteriz. Bir evin içinde kalmayı severiz ama bunu bütün günler boyunca dar bir alanda kalmaya doğamız buna uygun değil. Diyelim ki pandemi o anlamda mesela birçok insanı çok zorladı. Stres yeni psikolojik tabloların eklenmesine sebep oldu. Aynı şeyin deprem içinde olduğunu biliyoruz. İnsandaki dayanıklılığı birçok kişi buradan çıkabiliyor ama bu türden büyük şeyler her zaman her seferinde de bir takım yeni riskler oluşturuyor. Şimdi bunlarla baş etmenin yolu ne? Biraz hani bu türden etkileri normalleştirmek önce. Çünkü depremden etkilenmemek diye bir şey söz konusu değil. Ama birçok insan bu etkilenmeyi zaman içinde aşıp kendi normaline dönüyor. Hatta bazı insanlar buradan bir takım diyelim sonuçlar çıkararak kendini daha güçlü bir hale getiriyor. Buna travma sonrası büyüme dediğimiz bir tablo oluşuyor. Ama bazı insanlarda da travmaya bağlı, strese bağlı bir takım rahatsızlıklarda artma oluyor. Bunun için ilk şey kişinin kendi farkındalığını arttırmış olmak. Yani bu süreç beni nasıl etkiledi? Geçici etkilemeye izin vermek ama bunun diyelim ki aylarca olmuş olması, normal hüzne izin vermek, normal acıya izin vermek. Bakın bunlar hemen böyle bir ilaç veya psikoterapi konusu yapılmamalı.
Ama yani depremde öyle bir sahne geldi ki bu benim zihnimin içine yerleşti. İçeriden tekrar tekrar video gibi kendini hatırlatıyor. Beni oraya mahkum etti. Geçmişteki o anda sıkışıp kalmama sebep oldu. Bugünkü sevdiklerimin ihtiyaçlarına cevap veremiyorum çünkü orada kaldım. Sakatlandığım gibi. Hani böyle bu durumlar var ise bunlar için mutlaka yardım almak gerekir. Etkiler. Niye etkiler biliyor musunuz? Mesela İngilizce'de mindset dediğimiz bir kavram var. Yani bir nevi zihni bir örgütlüyorsun. Nasıl örgütlüyorsun? Diyelim ki ben oruç tutacağım. Niyetlendim, oruca niyetlendim. Diyelim ki farz edelim sigara bağımlısıyım. Şimdi normalde bir sigara bağımlısının o sigarayı içme bir saati var değil mi? Fizyolojik olarak geliyor. O üç, diyelim ki 2 saat oldu, o onu zorlamaya başlıyor. Ama siz zihninize bir kodlama yaptınız, niyet yaptınız. Ben işte sahurdan iftara kadar bunu yapmam mümkün değil. Bakın bir kod attınız. O ezan okunana kadar içten o duygu, o sigara içme arzusu ya sınırlı geliyor ve sizin denetiminizde kalıyor. Tamam? İşte buna niyet deriz. Niyet zihne bir büyük çerçeve sağlıyor. O yüzden niyet önemli bir şeydir. Niyet büyük resimde ne yapacağınızı, ne yapmamanız gerektiğiyle ilgili aslında bir beyne format, zihne format atmaktır. Bu anlamda niyet kıymetli ve değerli bir şeydir. Kesinlikle olur. Yani diyelim ki siz eğer niyetlenme şeyini, hani bunu şöyle çerçevelersiniz. Oruç sadece diyelim ki işte sahurdan iftara kadar aç olmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda bu dönemde işte diyelim ki sevap kazanmak, daha iyi davranışlarda bulunmak, günahtan kaçınmak, yanlış olandan kaçınmak olarak zihninize kodlarsanız bu yiyip içmeyle beraber diğer unsurlarda da bir denetim sağlamış olursunuz. Ha, aç kalmış olmanın diyelim ki sinirlilik üzerine bir etkisi vardır. Her şey o kadar toz pembe değil. Diyelim ki acıkırsınız, biraz sinirli bir hale gelebilirsiniz. Bedeninizin şekeri düşer ama bir yandan da niyetinizin gücü ona gelir. Aslında öfkeleneceğiniz bir şey karşıya çıkar. Bedeninizin kan açlık şekeri diyelim ki sizi sinirlendirmeye kolaylaştırır. Ama kafanızdaki niyet güçlü ise onu durdurmaya da, yani bu iki gücün birden savaşına sebep olur. O yüzden hani oruç genel olarak insan davranışını düzenleyici bir rol alır. Kesinlikle şimdi insan davranış şeyinde biz iradi kontrol veya nasıl diyelim nefsin kontrolü veya davranışın kontrolü dediğimiz bir mesele temel meselelerden biridir. Yani bir şeyleri düzenleyebilme kapasitesi. Şimdi oruç aslında bir düzenleyebilme kapasitesi veriyor bize. Veya böyle bir süreç işliyor. Niye? Doğal halimizde kaldığımız zaman yeriz, içeriz, değil mi? Ama bir niyet oluyor. Bir şeye diyoruz ki yiyip içemeyiz. Her zaman çok doğal haliyle yaptığımız bir şeyi onun arzusu da geliyor ama bunu yapamayız. Çünkü bakın bu tam regülasyon, düzenlemedir. Nefsin kontrolüdür. Arzunun kontrolüdür. Bu anlamda bir nevi terbiye sağlar. En doğal eğiliminizi bir nevi terbiye eder. O orucun bu anlamda çünkü mesela çocuklar için meşhur şey deneyi vardır ya, hani bu çocukların önüne diyelim ki tatlı bir şey koyarlar, marshmallow dedikleri şeyden, hani bir turta diyelim buna. Bunu hemen şimdi alırsan bir tane, işte beklersen 2 tane. Çocuklar mesela ne yapar? Bazı çocuklar dürtüsel olarak hemen onu alır. Bekleyen çocuklar uzun vadede daha başarılı olurlar. Şimdi oruç aslında bir anlamda dürtünün denetlenmesini sağlıyor. Gelen arzuların anında değil, arzuların doyumunun ertelenmesi şeyini sağlıyor. Normalde modern insan için çok zor bir şey. Yani çünkü modern dünya bize hazların anında karşılanması gerektiğini öğretiyor. Biz haz
odaklı bir dünyada yaşıyoruz. Hazları önünüze koyuyor. Bunu diyelim ki reklamıyla yapıyor, gündelik hayat her unsuruyla getiriyor. Yani cinsellikten, yemekten, gündelik hayattaki işte bir takım arzuların doyumuna kadar sürekli sizin önüne getiriyor. Oruç ise buna bir düzenleme getiriyor. Diyor ki bunu şu şartlar ve şu düzende yapabilirsin. O gerekçeniz sağlam değilse ben bunu yapamazsınız. Bence oruç mesela en zor ibadet. Kesinlikle. O zaman tabii niyet ediyoruz bunları yapmak için. Bir ay böyle bir kendi hayatımıza disiplin getiriyoruz. Ama nedense bayramdan sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş tekrar eski nefsani işte dürtülerimize veya alışkanlıklarımıza geri dönebiliyoruz. Hepimiz adına konuşmuyorum tabii ki ama hani bu toplumda görülen bir sonuç. Bu tamamen o zaman niyetle alakalı bir şey mi hocam? Yani Ramazan beraberinde bir kültür de getiriyor. Bizi bir özel hale getiriyor. Ben hani ya hep yayıça karşıyız ya. Yani ya işte 11 ay öyle 11 ay. Ben bir ayın o 11 ayı da düzenleme kapasitesine sahip olduğunu düşünüyorum. Yani etki gücü azalır. O düzeydeki zaten öyle yaşamamız gerekseydi o zaman tüm yıl oruçlu olmamız gerekirdi. O düzeyde yaşamamız gerekmiyor zaten. Hani yani çünkü bizim dini anlayışımız tamamen hani dünyadan hazlardan çekilmek şeklinde değil. Mutluluk anlayışımızda dünya hazzının helal şeyde bir sınırı var. Biz hazdan uzaklaşması gereken bir kültürden gelmiyoruz. Bizim dini yaklaşımımız aslında psikolojiyle uyumlu bir şey söylüyor. Hazzın düzenlenmesi, haz evet ama hazzın düzenlenmesini istiyor. Hazzın peşine koşma ama hazzın peşine koşmak sana mutluluk vermez ama hazzı yok etme. Psikolojinin içinden nereden geldiğinizde sizin dünya görüşünüz bu işe karışıyor. Ama hani objektif düzeyde kanıta dayalı bakarsak artık dinle, maneviyat onu hani geniş şey anlamda maneviyatla psikoloji arasında bir pozitif ilişki oldu. Artık hani kanıt düzeyinde söyleyebileceğimiz bir şey. Yani çünkü manevi alanın genişlemesi bize bir yaşam yolu sunuyor. Şimdi insan teki için en önemli şey şu, hayatın anlamı sorusu nedir? Niye ben yeryüzünde yaşamaya değer şey nedir? Ya dedim ya benim çocukluğumdan beri sorum. Aslında bu insanlığın sorusu. Nerede? Benim bulduğum bir soru değil. En temel soru, yeryüzünde yaşamı yaşanılır kılmaya değer kılan şey nedir? Şimdi maneviyat ister seküler anlamda, ister dini anlamda sizin varoluşunuza, hayatın nasıl, neyin değerli olduğuna, nasıl yaşamanız gerektiğine, ölüm denen o acı gerçekten sonra ne olacağı gibi asla sizi bırakmayacak sorulara değerli cevaplar verip bir de bir yaşam standartları düzeni sağladığı için aslında katkı sağlıyor. Bir de sosyal cemaat oluşturuyor. Şöyle oluşturuyor, diyelim ki dindarlar dünyanın her tarafında ister kiliseye gitsin, ister havraya gitsin, ister camiye gitsin. Aynı zamanda bir sosyal destek sistemi kuruyor. Çünkü modern insanın dünyanın en önemli sorunu ne? Yalnızlık. Biz kendi başına kalmayı zaman zaman kendi başına kalmayı uzleti sağlıklı bir şey olarak kodlarken başka insanlardan uzak kalmış bir sosyal izolasyon dediğimiz hani bir tek başına yaşama halinin ruh sağlığına tehlikeli olduğunu biliyoruz açık ve net. Yani insan psikolojisine dindarlık ve o dindar hangi cemaat ya da şeye aitse bu iyi mi geliyor? Tabii kesinlikle. Yani en az 3 boyuttan kesinlikle iyi geliyor. Bir, hayatın anlamını veriyor. 2, size nasıl yaşamanız gerektiği ile ilgili bir rehber veriyor. Bu sizde bir takım standartlar oluşturuyor. 3, dindaşlarınızla beraber bir sosyal dayanışma sistemi kuruyor. Bu anlamda bu 3 güç, hani başka şeyler de vardır ama bu büyük 3 güç ruh sağlığınıza olumlu etki yapıyor. Bunun artık olumlu bir etki olduğu konusunda pek bir şüphemiz yok. Ramazan hani sahici olmak lazım. Benim için kolay bir şey değil. Yani uzun süre açlığı sevenlerden değilim. Ama bu zorlanma hani Ramazan'ın gelmesini istememe değil. O toplam halinden memnunum. Yani çocukluktan itibaren Ramazan'ın olduğu bir kültürde büyüdüm. Hani Elazığ
şeydi hani mesela zihnimde Ramazan sahneleri var, birkaç tane söyleyeyim. Mesela sahurda işte davul zurnayla halay çeken mahalle gençleri şeyi var gecenin. Hiç kimse garip karşılamaz, aksine hoş yapar, şey bulurdu. Mesela ilk orucunu tutmuş çocuğun sırtı alınıp işte diyelim ki bir mahallede tur attırılması. Hava şey gibi, hani kral gibi havalı oluyorsunuz, kız veya erkek fark etmiyor. Bunun şey oldu. Diyelim ki böyle hafiften fark etmeden bir şey yuttuğunuzda insanların çaktırmayıp size devam etmesine izin verdiniz. Veya diyelim ki benim çok hatırladığım bir şey. İftara diyelim ki özellikle 1,5-2 saat kala ayarlanmış bir futbol maçı. Bütün mahalle çocukları itibariyle herkes oruçlu. Ama ölümüne bir maç hani sahada. Artık bir yandan ezanı duyduğu anda herkesin koşarak eve gittiği ve suya dayandığı veya diyelim ki işte evdeyseniz de minarelerden ezanları gözlediğiniz, eve bir nevi çağırıcı olarak hani dediğiniz bir hal. O bence Ramazanların en önemli şeylerinden biri, o getirdiği büyük kültürel dönüşüm. Yani bir anda gündelik hayatın seyri değişiyor. Diyelim ki yemeklerin düzeni değişiyor. Misafirliğin düzeni değişiyor. Diyelim ki teravih denen şeyin getirdiği bir başka bir düzen oluşuyor. Hani gençlik düğünlerinde kim uzun kıldırıyor, kim kısa kıldırıyor muhabbetinde. Artık zamanla diyelim ki nerede kıraat güzel, yani kulağına şey, şimdi diyelim ki Üsküdar'da oturuyoruz. Üsküdar'da hani konser dinlemek gibi. Geçen sene bir şeyi hatırlıyorum. Vallahi hani bedava konser dinledim. O kadar güzel bu Ender'in şeylerinde. Öylesine güzel bir okuyuş oluyor ki vallahi kulağınızın pası gidiyor. Hem değer verdiğiniz bir şeyle. O yüzden o kültürü doğrusu toplamda seviyorum. Ama oruç tutarken zorlanıyorum desen zorlanıyorum. Ama değer mi değer. Bizim ailemiz 5 kişilik bir aileyiz. 3 tane oğlum var. Biri evli tabii. Ona artık ona şey gidiyoruz. Yani iftara gidiyoruz veya o bize geliyor. Bir tanesi daha yeni oruç şeyleri yapıyor. Antrenmanları yapıyor hani, daha işte parça parça tutturup da onu bütüne şey yapacağız. Ama bir evin düzeni şey oluyor. Hani her zamankinden daha fazla bir yere gitme, gelme. Çünkü benim hayat düzeni biraz daha bana göre ayarlanmış bir düzen. Benim en fazla diyelim ki ev dışında bulunduğum dönem aslında Ramazan dönemi. Çünkü hani bir yerlere gitme, davet edilen, büyük iftarlara gitmiyorum. Aile küçük grup iftarlarına gidiyorum. İlkesel olarak böyle çok büyük kitlelerin olduğu iftarlara gitmiyorum. Yani onu sevmiyorum da aslında. En sevdiğim şey evde iftar. Ama bazen hani dostlarla, çalıştığınız insanlarla olan o özel şey, özel tören, o iftar töreni, o beraber bir şey yapma duygusunu artık onu seviyorum mesela. Dedim ki biz klinikte de işte beraber bir iftar yapıyoruz. İşte üniversitedeki şeyde de beraber. Onlara gidiyorum. Dost meclisi. Ama öyle büyük sosyal gruplarına yüzlerce insanın olduğu genel şeyde kendimi kaybettirip gitmiyorum öyle şeyler. Yaşlanma göstergesi. İnsanlar yaşlandıkça eskilerini anlatırlar. Ama ben yeni neslin kendi Ramazan'ını oluşturduğu kanaatindeyim. Yani yeni nesil yeni tarza bir Ramazan oluşturuyor. Şimdi Üsküdar Ramazan'ı caddeleriyle, mesela İstanbul, Üsküdar hani canlı bir yerdir. Ama Ramazan'da bambaşka bir Üsküdar oluyor. Yani canlı, neşeli bir yere dönüşüyor. Diyelim ki işte hareketli oluyor. Gecenin geç saatlerine kadar hareketli olan bir şey oluyor. İftar sokağa yansıyor. Camilerin hani şeyin hareketi artıyor. Sesin niteliği, gücü yükseliyor. Ben mesela enteresan, aslında iyi bir Ramazan dönemleri oluştuğu kanaatindeyim. Yani Ramazan'da bir kültürü, bu dönemin kültürü oluştu. Ben hep şeyden yana değilim. Hani vay eskiler şöyle güzeldi, şimdiler öyle değil. Bence her dönemin kendine özgü bir ruhu var. Çünkü bugünün şeyi, yarın da bu günü yaşayanlar keyifle o günü anlatacaklar.
Mesela ben şu andaki Üsküdar'daki Ramazan'ın benim çocukluğum kadar belki daha da güzel bir Ramazan oldu kanaatindeyim. Yani Elazığ ortamında bu kadar güzel hafızı, güzel Enderun şeyini bulamazsınız yani. Hani Anadolu şehirlerinin de güçlü kültürleri vardır ama ben bir tabii Üsküdar'da yaşamanın avantajından bahsediyorum. Yani bence Üsküdar'ın şu anki Ramazan'ı da güzel. Kesinlikle. Yani o zaman diyorsunuz ki hocam yeni nesile güveniyorum. Kesinlikle. Her anlamda. Ramazan evet eskiden belki çocukluğumuzu anlatıyordu. Güzeldi ama şimdi daha da iyi olacağına inanıyorum diyorsunuz. Ben yeni neslin, her neslin kendi hikayesini yeniden yazacağı kanaatindeyim. Bazen kendime de şöyle telkinde bulunuyorum. Fazla ileri çıkma. Artık yeni gençler, kendi çocuklarım için de onların dönemi başladı. Sen onların dönemine izleyici ol, onlar isterse katıl, bırak onlar aktör olsunlar. Çünkü insan hep kendisi tutmazsa kendisi belirlemek istiyor, kendinden bahsetmek istiyor. Mesela yaşlanınca kendime hep telkinim şu, çocuk şeyi anlatmayacağım, geçmişi anlatmayacağım. Kendi hikayem sorulmazsa durup durup hikayemi anlatmayacağım. Yani yeni neslin kendi hikayesini ön plana çıkarmasına, onların aktör olmasına izin vermeye çalışacağım. Hani bu çok zor bir şey, onu söyleyeyim. Ama sanki başarmak lazım. Vallahi kendi Ramazanlarını oluştursunlar. Yani kendi tarzlarını oluştursunlar. Ne bileyim, sokak iftarlarını oluştursunlar. Daha minimalize bir şeyleri vardı. Minimal bir iftar. Hani şeye tepki gösterdiler mesela. Büyük iftar sofralarına, otellerdeki olan o büyük iftar sofrasına, her şeyin ortaya konulduğu aşırı olana doğal bir tepki gösterdiler gençler. Ben son derece yerli yerinde bir tepkiydi. O yüzden kendi tarzlarını oluştursunlar ama hani Ramazan, Ramazan yani. Hani Ramazan'ın yeni formlarını oluştursunlar. Ama Ramazan bu ülkede baki kalsın. Ramazan bu ülkede hep yaşansın. Yani onlar kendi Ramazan tarzlarını oluştursunlar. Hep böyle olmuştur ama Ramazan güzeldir. Dünyayı yaşanılır kılan insanlardan birinin hem kendi hikayesini hem de Ramazan'a dair anılarını dinledik. Profesör Doktor Medaim Yanık'la birlikteydik. Bu iyilik ve güzellik hikayelerinin artmasını temenni ediyoruz efendim. Hayırlı Ramazanlar, görüşmek üzere.